Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. 80 günde Türkçe kampında geldik 14. güne. 14. günde programda ne yazıyor hocam konuşabilirsem? Sıfat yazıyor, sıfat sıfat. Sözcük türlerinin baba konusundan, paşa konusundan bir tanesi sıfat. Hocam arkaya yaslan. Hocam çayını mutlaka al. Ufak ufak yudumlayarak gideceğiz. Uyumayacağız. Dalmak yok hocam. Arkaya yaslanmak var. Paşa gibi dinlemek var. Hakkını vermek var hocam konunun. Uzattın hocam. Allah aşkına geç konuya. 80 günde Türkçe kampı. 14. gün. Kalemin ucunda bir açsan çok iyi olacak. Açtım hocam. Çizdim hocam. Sıfata geldik. Sıfatın diğer adının ön ad olduğunu, bu sözcüğün ayrı yazıldığını, adın mutlaka sıfatlarda önüne gelmeye zor olduğunu bir hatırlatalım da. Öyle başlayalım. Çok önemli konu. Yaslan hocam arkana. Başlıyoruz. Sıfat dedik. Ne dedik hocam? Sıfat dedik de iki önemli başlığa vurgu yapacağız. Bir, niteleme sıfatları. İki, belirtme sıfatları. Yani sıfat dediğimiz sözcük türü bir ismin önüne gelecek. O ismi ya niteleyecek ya da belirtecek. İkisinden biri olacak. Niteleme gerekirse ona pekiştirme sıfatı da diyeceğiz. Birazdan konuşacağız. Belirtme sıfatından bahsedilirse sayı, işaret, belgisiz ve soru diyeceğiz. Hatırlayacaksınız akrostişi. 100 yıllık şifremi hatırlayacaksınız. SIPS diye karşınıza geleceğim arkadaşlar. Aman dikkat. Zamiri işlerken de buna KIPS diyeceğiz. Şu sayı olmayacak zamirde, kişi olacak. Diğerleri aynı olacak. O yüzden lütfen göndermelere dikkat. Sıfat dedik. Niteleme sıfatı, belirtme sıfatı. Yani yarım virgül sınavda hangisi işte hangisinde bir isim sıfat tarafından belirtilmiştir gibi bir şey görürsek şu dördüne bakacağız. Ya da hangisinde belirtme sıfatı vardır yoktur denirse şu dördüne bakacağız. Bunu hatırlatmakta büyük fayda var. Peki hocam, başlayalım mı niteleme sıfatıyla? Hadi başlayalım. Yavaş yavaş hocam, Allah aşkına sakin başlayalım. Evet, niteleme sıfatındayız arkadaşlar. Sıfatın paşasıdır, piridir, aman dikkat. Sorumuz ne hocam? Sorumuz nasıl sorusudur. İsme sorduğunuz nasıl sorusunun cevabı bizi niteleme sıfatına götürür. Nasıl soru? Kolay soru niteleme sıfatı. Nasıl duvar? Yıkılmaz duvar. Engeller. Nasıl engeller? Aşılabilir engeller. Uyku. Nasıl uyku? Deliksiz uyku. Yani hocam ne yapıyoruz? İşte şu okla gösterdiğimiz şu kısımlar niteleme sıfatıdır. Peki bir isim, bir isim sadece bir tane mi niteleme sıfatı alabilir? Hayır. Mesela kaliteli, virgül, deliksiz uyku. Hah. Bakın burada uyku ismi hem kaliteli hem de deliksiz sıfatlarını almış. Yani bir isim birden fazla niteleme sıfatı da alabiliyor imiş. Aman dikkat. Sınavda niteleme sıfatı direkt olarak sorulmasa da hangisinde bir isim nitelenmiştir ya da hangisinde niteleyici bir sözcüğe yer verilmiştir gibi sıfatın da dışında paragraf sorularında dahi böyle seçenekler görme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. O yüzden lütfen şu niteleme kısmına hazır olalım. Sorumuzun nasıl olduğunu ve kesinlikle ama kesinlikle isme bu soruyu soracağımızı unutmayalım. Fiile sorarsak zaman gelecek ona zarf diyeceğiz. Mutlaka isme sorulmalı. Soru, duvar, engeller ve uyku. Bakın larler alır, başka bir şey alır, duvarım alır, imansın ya da kolay soruyu olsun, fark etmez, istediği eki alsın ama mutlaka isim olsun. Tamam, isme nasıl diye sorduk, aldığımız cevap bizi niteleme sıfatına götürdü. Peki hocam, pekiştirme sıfatı da nitelemenin altına pekiştirme yazmıştınız az önce. Evet, gelin bir de ona bakalım. Şimdi o da nasıl sorusuyla karşılandığı için genel çatıda niteleme sıfatı demeniz yeterli. Ama olur da yarın bir gün arkadaşlar bize sınavda direkt olarak pekiştirme ibaresini, ifadesini kullanırlarsa ona hazırlık yapıyoruz. Birçok şekilde karşımıza çıktığını söyleyelim. Bu çok önemli bir not. Neden? Çünkü bir türlü pekiştirme yok. Onlarca türde pekiştirme var. Mesela nasıl ufuklar? Bembeyaz ufuklar. Şu MPRS var ya, tertemiz, işte pespembe falan gibi, simsiyah gibi. Bu tarz olabileceği gibi pekiştirme sıfatı. Mımi soru edatıyla da olabilir. Yani zor mu zor soru, değil mi? Zop zor da dese olur. Zor mu zor dese de olur. Yapayalnız, bakın mesela ünü türemesiyle karşımıza gelmiş, değil mi? Yapayalnız, sapasağlam, güpegündüz, düpedüz gibi. Bu tarz sıfatlarda yine pekiştirme sıfatı kabul edilebilir. Sonuçta ufuklar, soru, adam, şu bu fark etmez. İsme hala nasıl diye sorduğumuzdan bu bir niteleme sıfatıdır genel başlıkta. Yani hangisinde niteleme sıfatı vardır derse, atıyorum buradaki bembeyazı çizip niteleme sıfatı diyebilirsiniz. Yanlış olmaz. Bunlar aynı zamanda niteleme sıfatıdır da. Ama sınavda olur da C şıkkında pekiştirme sıfatı diye bir ifade görürsen bakacağın şeyler bunlar. Pekiştirme bu şekilde olabilir MPRS ile, ünlü türemesiyle ya da mımi soru edatıyla da böyle 2-3 defa tekrarlarla da karşımıza gelebiliyormuş. Tamam, cebinizde kalsın, aman aman lazım olabilir.
Hazır olalım hocam. Geçelim belirtme sıfatına. Bizi en çok ilgilendiren kısım burası. En uzun sürecek kısım burası. Videonun %90'lık kısmı burası. Hadi başlıyoruz. Belirtme sıfatı dediğimiz şey sayı, işaret, belgisizlik ya da soru yönüyle ismin önüne gelme durumu. Mutlaka bir adı olacak. O adın önüne gelecek ya ona soru soracak ya onu belirsizlik yönüyle yani belgisizlikle karşımıza getirecek ya onu işaret edecek, o diyecek, şu diyecek, bu diyecek ya da 1, 2, 3, 5 diyecek, sayısını söyleyecek, son diyecek, ilk diyecek, birazdan göreceğiz, yarım diyecek, çeyrek diyecek, bazen de böyle diyecek. Belirtme sıfatları işte bu dört başlıkla, sayıyla, işaretle, belgisizle ve soruyla, SIPS'le karşımıza çıkıyor hocam, uyuma hocam. Hadi başlıyoruz. Sayı sıfatları. Sayı sıfatlarını kendi içinde 4 başlık altında göreceğiz arkadaşlar. Birincisi asıl sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatını bulmak için isme kaç diye soracağız. Kaç soru? 3 soru. Kaç kişi? 6 kişi. Kaç ay? 2 ay. Kaç okul? 4 okul gibi hocam. Eyvallah. Kalem bile insin Allah rızası için. Güzel yeşil olmasın çünkü burada yeşil yazıyor zaten. Kahverengi olur. Sıra sayı sıfatındaysa kaçıncı ifadesini göreceksiniz? Sorumuz bu. Kaçıncı his? Altıncı his. Eyvallah. Kaçıncı soru? İlk soru. Ha, demek ki illa sorumuzdaki ıncı ince ekinin seçenekte ya da o sözcükte de verilmesi zorunlu değilmiş. İlk soru ya da kaçıncı fırsat? Son fırsat. İlk ve son sözcüklerini de arkadaşlar şuraya yazayım ben. Sıra belirttiğini lütfen unutmayınız. Altın değerinde bir nottur. Net çeyrek altındır, ötesi yoktur hocam. Net. Sırayı cebe koyduk mu? Tamam hocam. Ha, yok mu bunların artistikleri? Gelin artistini de söyleyelim. Mesela desem ki sınıfın birincisi desem. Sınıfın birincisi. Şimdi öğrenci hızlı çözeceğim diye. Mesela bunun altını numaralandırdığımız, 4 numara yaptığımızı düşünelim. 4 numara çok tehlikelidir biliyorsunuz sorularda. Genel cevaptır. 4 ya da 5 neyse. Sınıfın birincisi diyor. Şimdi birinciyi görüyor. İnci inci. Kaçıncı birinci? Tamam işte sıra sayı. Hayır, aman dikkat. Birinci sınıf demiyor ki. Yani ismin önünde değil. Bir kere birincisi derken sığısı çekim eki almış. Sıfatlar çekim eki almazlar. Bir iki örnek dışında. Bunu lütfen unutmayın. Doğal olarak birinci kelimesi ismin önünde değil. Sıra belirtiyor ama ismi belirtmiyor. İsmin sırasını belirtmiyor. Bu sıra sayı sıfatı kabul edilmez. Bunu lütfen unutmayın. Yani önce ince gördük diye hemen düşmeyin. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Ya da mesela asıl sayı sıfatında bir sözcüğü tehlikelidir. Mesela bir gün illaki görüşürüz desem. Oradaki bir gün sıra sayı sıfatı ya asıl sayı sıfat mıdır? Yani sayı sıfatı mıdır ha konuşabilirsem? Hayır. Bir gün görüşürüz. Herhangi bir gün orada belgisiz sıfattır. Ama bir gün sonra dersimiz var arkadaşlar desem. Ha kaç gün bir gün. O sayı sıfatıdır işte. Gibi. Bu artistikleri de ben böyle yıldızlayarak anlatmaya devam edeceğim. İçiniz rahat olsun. Açık kapı yok. Her şeye değiniyoruz. Üleştirme sayı sıfatı. Sorumuz kaçar. Burada şöyle bir kolaylık var. Bu sorudaki er eki var ya mutlaka cevapta yer alıyor. Mesela dörder soru. Yarımşar ekmek. Çifter ayakkabı. Yani sözcük sayı olsun olmasın. Bak burada ilk diyordu, son diyordu. Burada da mesela yarım çift diyor. Yani sayı değil aslında bunlar değil mi? 1, 3, 5, 7 falan demiyor adam. Sayı kullanmıyor, rakam kullanmıyor. Ama sayı sıfatı kabul ediliyor. Bunlara lütfen dikkat. Ama üleştirme sayı sıfatının basitliği burada. Er ekinde değil mi? Aman dikkat. Kaçar soru, dörder soru. Kaçar ekmek, yarımşar ekmek. Kaçar ayakkabı, çifter ayakkabı. Fakat burada da şuna dikkat etmek lazım. Mesela İkişer ikişer. Bu ayrıntıları burada yazıyorum. Bunlara lütfen dikkat. Konu anlatım kitabında da var. Oradan da bakabilirsiniz. İkişer ikişer geldiler. Ya sınıfa ikişer ikişer geldiler. Şimdi öğrencim burada 3 numara yapalım. 3 de fena sayılmaz. İkişer ikişeri görür görmez. Ha, kaçar kaçar. Tamam. Hayır. Sorumuz kaçar kaçar değil. Bakın çift olan bir soru yok. Tekrar eden bir soru yok yani. Kaçar kaçar. Kaç kaç. Hayır. Direkt kaçar. Doğal olarak üleştirme sayı sıfatı olması için tek kullanımı şart. Tek kullanımlı olma. Mutlaka o kesin. İkincisi İkişer ikişer geldi. Allah rızası için ya. Bak Allah rızası için benim için değil. Geldiler fiil. Fiilin önüne, eylemin önüne gelmiş. Sıfat hani adın önüne gelecekti? Hani ya? Adın önüne gelmesi lazım. Kaçar soru isim. Kaçar ekmek bakın isim bunlar. Kaçar ayakkabı bunlar isim. İsme soru soruyoruz. Burada gelmek fiil. Lütfen buna düşme. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder düşme buna. Çift kullanımlarını üleştirme sayı sıfatı saymıyoruz. Mutlaka tek olacak. İkişer soru kabul. Beşer sıra kabul. Altışar bilgisayar kabul. Aman dikkat. Geldik kesir sayı sıfatına. Sorumuz kaçta kaç? Mesela kaçta kaç ihtimal isme soruyorum. %1 kabul. Kaçta kaç gün? Tam. Kaçta kaç ekmek? Çeyrek. Ha, şunu öğrenmiş oluyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Çeyrek. Yarım,
ve tam sözcükleri. Bunlara lütfen dikkat. Bunlar kesir sayısı fıdır. Hocam da olur. Hocam yarım diyorsun da kesire. Az önce yarım şar üreştirme dedik. Evet, o yarım şar. Bak er eki almış. Onunla karıştırma. O paylaştırıyor. Ülemek paylaştırmak demek. Doğal olarak üreştirmede er eki var. Onu karıştırma. Ama çeyrek bilmem ne, yarım bilmem ne, tam bilmem ne. Bakın burada şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tam ve tüm karışmasın. Tüm zaman gelecek konuşacağız. Belgisiz sıfattır. Tam kesir sayı sıfatıdır. Cebe lütfen koyunuz. Doğal olarak çeyrek yarım tüm değil tammış. Bunu da cebe koymuş olduk. Çok güzel gidiyoruz. Sayı sıfatı ile ilgili her şey ekranda. Bütün artistikleri söyledim bakın. Bütün açık kapıları söyledim. Açık kapı yok. Ha yer değiştirilebilir. Onlara dikkat. Mesela sınıfın birincisi gibi. Bunu kabul etmiyoruz. Ya da ihtimalin ya da ihtimalin olmasın. Payımın bak dikkat. Payımın ın olsun ha. Üçte ikisi. Payımın üçte ikisi. Allah rızası için ya. Şu üçte ikisi. Kesir sayı sıfatı olabilir mi ya? Sorumuz kaçta kaçı falan değil ki. Kaçta kaç? Ha 3'te 2 pay deseydi olurdu. Lütfen ismin önüne gelmesi gerekliliğini unutmayınız. Yani siz sınavda bir sözcüğü çizip de tamamdır bu kesinlikle sıfattır diyorsanız bir bakın bakalım ismin önüne mi gelmiş, sonrasına mı gelmiş, önünde hiçbir şey yok mu? Çok önemli bunlar. Mutlaka ismin önünde olsun. Uzattın hocam. Sayı sıfatını geç Allah aşkına. Geldik işaret sıfatına. İşaret sıfatı dediğimiz şey İsme hangi diye sorduğumuz ve aldığımız cevabın ta kendisidir. İsme hangi diye soracağız. Hangi ev? Şuradaki ev. Hangi park? Bu park. Hangi kütüphane? Beriki kütüphane. Öteki araba. Ha demek ki o, bu, şu sözcüklerine ek olarak öteki, beriki gibi ifadeleri de cebe koyacağız. Peki hocam var mı taktiğiniz? Taktik olmayan video olur mu ya? Bakın arkadaşlar. O, bu, şu sözcükleri ek aldıkları an sıfatlıktan çıkarlar. Detone olma hocam. Detone olma. Bu sözcükler ek alırlarsa sıfat kabul edilemezler. Mesela onu bitti. Yer yarılsa sınavdasın yer böyle yarıldı gidiyor. Sıfat olamaz. Bak burası yer yarılsa sıfat olmaz. Şunun mesela asla sıfat değildir. Bunları lütfen cebinize koyun. O, bu, şu ek alırsa zamir olur, zaman gelecek. Ama en azından sıfat değil demelisiniz. Sıfat kabul edilemezler. Ha hocam burada sanki bir ki eki var. Ki sıfat yapan ki biliyorsunuz aynı zamanda işaret sıfatıdır. O zaten çok çok bunun ötesinde bu anlattıklarımın. Sıfat yapan ki işaret sıfatı kabul edilir. Buradaki bilmem ne, şuradaki bilmem ne, oradaki bilmem ne. O zaten kalıp bilgi. Onun dışında onunla işimiz yok. O, bu, şu ek aldığı an sıfat olamaz. Bunu lütfen unutmayınız. Zamire dönüşür. Tamam. Bu çok önemli. Doğal olarak ben isme hangi diye sorup cevap aldığım müddetçe onları işaret sıfatı kabul edeceğim. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Dikkat demişiz. O sözcüğünün kullanımına dikkat çekeceğiz. Ne diyor? O evin önüne kadar gittik. Hangi ev? O ev. Bak ben eve hangi diye sorabiliyor muyum? Evet. O zaman bu nedir? İşaret sıfatıdır. Bitti. Zamiri bir sonraki videolarda göreceğiz sonraki videolarda ama yine de o benim yakından tanıdığım biridir. O sıfat olabilir mi? Hayır. Sıfat tamlamalarında araya virgül gelmez arkadaşlar biliyorsunuz. O deyip de virgül koyuyorsa kesinlikle zamirdir artık. Sıfat olamaz. İmkansız. Burada kişiyi kastettiği için kişi zamiri. Zaman gelecek. O kafeste durduğu için bunu almıştı. Burada da kişiyi kastetmiyor. O yüzden işaret ediyor. İşaret zamiri. Zamir kısmına çok girmiyorum. Kafanız karışmasın. Sıfat boyutunu en azından cebinize koyun. Ama yine de konuya hakim olanlar olabilir aramızda. Çok hakim hocam ben canavar gibiyim diyenler. Onlar için bu notu tekrar hatırlatmış oldum. Tamam. O sözcüğü çok dikkat gerektiriyor. Çok tehlikelidir. Bazen işaret sıfatı, bazen kişi, bazen de işaret zamiri olabiliyormuş. Dikkat etmekte fayda var. Ben zamiri anlatırken buna bir daha değineceğim. Haberiniz olsun. Geldik belgisiz sıfata. Hocam şöyle arkaya bir yaslanalım mı? Bak burası çok önemli. Çünkü belgisiz sıfatın sorusu yok. Hangi diyemiyorsun? Yani diyorsun da net değil. Kaç diyemiyorsun? Ya diyorsun da net değil. Kaçıncı soruyorsun da ne olduğu belli değil. Kısacası tam bir sorusu yok arkadaşlar belgisiz sıfatın. Soru budur. Hayır. Bir belirsizlik var. Özellikle de maddesel yani sayısal bir belirsizlik görürsünüz. Herhangi bir soru. Hangi soru? Herhangi bir soru işte. Belgisiz sıfat. Biraz not. Mesela biraz not ver. Biraz notu karıştır falan. Neyse artık biraz not. Ne kadar not? Biraz not. Ne kadar yani? Biraz işte. Çok zamanım var. Ne kadar yani çok derken 10 saat 5 saat.
Belli değil. Bir belirsizlik hakim. Peki hocam ne olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Soru sıfatına geçmeden. Belgesi sıfatla ilgili. Şöyle çok güzel ayrıntılar var. Hemen burada bir anlatalım. Şimdi bazı sözcüğüne dikkat ediyoruz. Bunu not olarak birazdan göreceğiz ama yine de vurgu yapalım. Bazı sözcüğü arkadaşlar sıfattır. Sınavda. Nerede nasıl kullanılırsa kullanılsın. Ama ek aldığı an, bazısı olduğu an sıfat olmaz. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam, çok çok önemli. Mesela birçok kelimesi. Birçok insan... Her türlü cümle ne olursa olsun birçok sıfattır. Ama birçoğu olduğu an artık zamire döner. Çok çok önemli arkadaşlar. Bu ne böyle? Evet, şuraya geçeyim. Birkaç mesela. Birkaç kişi, birkaç soru, birkaç adam, birkaç yayın neyse birkaç her türlü belgisiz sıfattır arkadaşlar. Aman dikkat. Ama birkaçı dediği an, ek aldığı an artık belgisiz sıfat olmaktan çıkar, zamire dönüşür. Belgisiz sıfatlarda arkadaşlar bazı, birçok, birkaç örneklerine çok dikkat çekelim. Hemen şunu da söyleyelim arkadaşlar, aman dikkat. Hemen şöyle kalkayım. Belgisizle ilgili çok önemli ayrıntıları da böyle yazarak aktaracağım için oraya koymamıştım. Şimdi onları söyleyelim arkadaşlar. Mesela en sık kullanılanlar arasında ve benim en çok sevdiğim cümlelerde en çok kullandığım sorularda her sözcüğü vardır. Her yıl. E hocam ne var bunda, işte her zaman aynı yılı kastediyor veya benzer devam eden yıllar ama hangi yıl belli değil. Burada bir belirsizlik var arkadaşlar. Ya da falan kişi seni sordu. Kim hocam, işte falan kişi. Ha, o da yine belgisiz sıfat olarak kullanılır. Onun dışında tüm kelimesine dikkat çekmek lazım. Tüm gün arkadaşlar, lütfen dikkat. Tüm gün çalıştım diyor. Ne kadar hocam, kaç saat? Dikkat, bunlar çok önemli. Her'e dikkat çektim. Falana dikkat çektim. Tüme dikkat çektim. Başka kelimesine de dikkat çekmek istiyorum. Bu da çok önemlidir. Başka dünyaların insanları izliyor mesela. Başka dünya. Hangi dünya hocam? İşte başka dünya. Lan hangisi ya? Belli değil. Burada bir belirsizlik var. Bunlara dikkat. Ha, başkası olursa tamamdır. Kesinlikle zamire gider. Tümü olursa zamir olur. Biliyorsunuz sıfatlar bir iki örnek dışında çekim eki almazlar demiştim. Hemen o bir iki örneğe bakalım. Mesela güzelim araba. Şimdi güzelim derken buradaki ımlayım çekim ekidir. Şimdi nasıl araba? Güzelim araba. Güzelim sıfat mıdır? Sıfat. E çekim eki almış. E sıfatlar çekim eki almaz diyoruz. İşte istisnai bir iki örnekten bir tanesi bu arkadaşlar. Tamam. Cebinizde kalsın. Daha onlarca örnek verilebilir. Bu sıfat yapan ki'nin kullanıldığı daha değerler falan hep bunu örnek olarak kullanılabilir. Sıfatlar çekim eki çok nadiren alırlar. Bir iki örnek dışında almazlar dememiz çok daha doğru. Belgisiz sıfatla tekrar ediyorum. Bazı. Birkaç ve birçok. Bu üçü her türlü belgisiz sıfattır. Ek alırsa değildir. Bunu unutmayın. Bunun dışında her, falan, tüm, başka, güzelim dedik. Güzelim, bu arada güzelim belgisize katmıyoruz tabii. Ben sadece istisna bir örnek vermiş oldum sizlere. Hani ek alma muhabbetini, ama her, falan, tüm, başka, bunlar belgisiz sıfatlar arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Mesela hiçbir zaman diyor. Hiçbir zaman, hiçbir yine belgisiz sıfattır. Az önce kullanmıştım ama burada bir daha bir kullanmak isterim arkadaşlar. Mesela çok vaktim yok diyor. Şimdi çoku görünce acaba miktar sıfatı mı falan diyor öğrenci. Çok hani böyle miktar zarfı olarak da kullanılıyor ya, çok çalıştım falan diye. Miktar sıfatı diye bir şey yok arkadaşlar. SIPS var biliyorsunuz. Sayı, işaret, belgisiz, soru. Başka da sıfat yok. Bir de niteleme var, onu zaten biliyorsunuz. Kısacası miktarla alakalı bir işimiz yok. O yüzden az, çok gibi ifadeleri lütfen belgisiz sıfata atın. Çünkü ne kadar olduklarını bize söylemiyor. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Belgisiz sıfatı da eksiksiz bir şekilde geçmiş olduk. Geldik soru sıfatına. Hocam soru sıfatı nedir? Şimdi bize bir soru cümlesi verilecek. Verilmesi zorunlu mu? Hayır. Soru cümlesi olmasa da olur. Birazdan onları da göstereceğim. Ama soru cümlesi genelde verilir. Bu soruya bir cevap vereceğiz. O cevap mutlaka sıfat olacak. Mesela kaç kişi geldi? 3 değil. 3 kişi. Bakın sıfat verdiğim cevap. Ne gün geleceksin? Ne ile ilgili şöyle bir ayrıntımız var. Eğer cümle içerisinde hangi anlamında kullanılmışsa sıfattır. Neden, niçin anlamında kullanılmışsa zarftır. Zaman gelecek, çok kafanız karışmasın. Onun dışındaki kullanımlarını zamir kabul edeceğiz ama hangi anlamı katıyorsa ancak sıfat, bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bir ayrıntı. Nasıl soru? Nasıl soru? İyi soru mesela, değil mi? İyi soru. İyi de diyebilirsin, yanlış olmaz da net cevabımız iyi sorudur. Tam şu kalıba cevap verirseniz çok daha iyi olur. Ne gün, şu gün, bugün gibi, tamam? Ya da kaç kişi? 3 kişi, 5 kişi. Peki hocam şöyle gelse cümle mesela, dese ki kaç kişi geldiğini öğrendim olsa, bak kaç kişi geldiğini öğrendim, C şıkkı. C şıkkında soru sıfatı var mı? Var. Soru sıfatı olması için cümlenin soru cümlesi olması şart değildir.
Kaç kişi? 3 kişi. Ben yine bunun cevabını kendi içinde veriyorum zaten. İşte nedeni bu. İlla bana soru sorması gerekmez. Aman dikkat arkadaşlar. Tamam, çok çok önemlidir. Soru sıfatını bulurken tekrar ediyorum. Mutlaka cevap verin. Tabii ki şunu yapanlar da var. Hocam zaten isme soruyor işte. Kaç kişi? Ne gün? Nasıl soru? Yani mutlaka isme sorması gerekmiyor mu? Evet, çok güzel ama yarın bir gün soru zamirinde kafa karışacak. Soru zarfında kafa karışacak. Soru sıfatı allak bullak edecek seni. O yüzden taktiğimiz hepsi için geçerli. Verdiğiniz cevap sıfatsa soru sıfatı vardır. Verdiğin cevap isim ya da zamirse soru zamiri vardır. Verdiğin cevap zarfsa soru zarfı vardır. Gibi gibi gibi. Tamam. Mutlaka soruya cevap veriyoruz. Soru ne olursa olsun. Kısa bir cevap. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Cevabın sıfatsa soru sıfatı kesinlikle vardır diyoruz. Tamam. Bir de şunu unutmayın. Bazen şöyle sorular gelir. Mesela hangisinde soru sıfatı vardırın ötesinde hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır var bir de. Yani cevap vermek o anlamda çok önemli. Mutlaka soruya cevap verin. Cevabınız sıfatsa soru sıfatı kullanılmıştır diyelim. Tamam, ya da soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır diyelim. Çok çok önemlidir bu. Örneklerde göreceğiz. Soru çözümlerinde göreceğiz. Biz konu anlatımına devam edelim. Soru sıfatında şunu da hatırlatalım da. Mesela gerçi çok konuştuk bunu ama belki sizde. Kaç soru sıfatıdır ama kaçı dediği an, yani çekim eki aldığı an artık sıfat kabul edilmez. Mesela hangi gün desem ya da hangi iş, hangi uzmanlık alanı, bunlar sıfatken hangisi dediğim an, çekim eki aldığı an artık sıfat olmaktan çıkar, zamir olur, zaman gelecek. Aman dikkat arkadaşlar, çok sizi bulandırmamaya çalışıyorum. Her şeyi yerli yerinde konuşacağız ama sıfat değildir demem şu an çok daha doğru. Sığ siye eki aldı artık sıfat kabul edilmez. Lütfen cebinizde kalsın. Çok çok önemli bunlar. Çekim ekini gördüğün an sıfat olmadığını at gitsin bir köşeye. Bilgi çok önemli. Ünvan sıfatı, ünvan dediğimiz ama unvan diye yazdığımız mükemmel konu. Makam, mevki, lakap, rütbe bilmem ne belirtebilir mi? Evet, öğretmen Kemal derken öğretmen ünvan sıfatı da. Avukat Sezen Hanım derken hanım değil mi? Evet, o da var. Ya da savcı Berat Bey derken savcı ünvan sıfatı da bey değil mi? Evet, o da var. Doktor Ali derken doktor ünvan sıfatı da doktor Ali Bey'e derken şu beye ifadesi kesmemiz de var. Dikkat! Değil mi hocam ünvan sıfatı? Tabii ki. O zaman biz bir şeyin tersini görmüyor muyuz? Biz sıfat için ne demiştik? Ön ad. Adın mutlaka önüne gelecek. Edememiş miydik? Edemiştik hocam. Ünvan sıfatı adın sadece önüne gelmez. Zaman zaman isimden sonra, addan sonra da kullanılabilirmiş. Yine sıfat kabul edilirmiş. Cebinize lütfen kalsın. Ünvan sıfatı çok sorulmuyor. Basit bir konu çünkü. Yine ağabey, paşa hepsi kabul edilir. Efendi, Ali Efendi dediğin zaman da efendi yine ünvan sıfatıdır. Cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Şimdi Allah rızası için bak, benim için değil. Allah aşkına arkana bir yaslan, şunu değil. Adlaşmış sıfat bir sıfat türü değil. Ya bana kalsa vallahi billahi ben bunu isim konusunda anlatırım da. Bu sefer de hocam sıfatı bilmiyoruz olur. Kafalar karışır ama şunu söyleyelim. Adlaşmış sıfat bir sıfat türü değil. Yani sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgisi sıfat, soru sıfatı adlaşmış. Hayır. Adlaşmış sıfat bir sıfat türü değil. Sıfat adlaşmış demek istiyoruz. Bu bir devrik ifade aslında. Sıfat isim olmuş yani. Sözcük türü bakımından adlaşmış sıfat dediğimiz şey isimdir aslında. Bunu unutmayın. Ne demek istiyorsunuz hocam? Gelin bakalım. Mesela aç ne yemez, tok ne demez. Aç ne timez, tok ne timez değil mi? Aman dikkat, sağ ol atasözü neyse. Aç ne yemez, tok ne demez. Şimdi ne var burada? Aç insan demek istemiyor mu? Ya da başka bir şey, canlı fark etmez. Tok insan demek istemiyor mu? Evet. Şimdi aç insan desem aç sıfat değil mi? Evet. Ama insan var mı bu cümlede? Yani bu sıfat olarak mı kullanılmış? Hayır. İşte buna adlaşmış sıfat diyoruz. Nasıl nasıl nasıl? Yani sıfat yapabileceğin sözcükleri adlaşmış sıfat kabul ediyorsun. Hocam ikinci örneğe bakalım. Hadi gel bakalım. Benim şey anlamadım. Hadi gel ikiye bakalım. Eskiler bu konuda daha iyi şeyler söyler. Eskiler derken eski insanlar. Ha şimdi anladım. Ben bunu sıfat yapabiliyorum. O zaman bu adlaşmış sıfattır. Helal. İhtiyarlar buraya doğru. Anladım hocam. İhtiyar adamlar diyor. Adlaşmış sıfattır. Bitti. Mesela doğruları söylemek için doğru şeyleri, doğru olayları, doğru sözleri adlaşmış sıfattır. Buraya gelen bunu da söylemesini bilecek. Buraya gelen derken buraya gelen kişi. Ha sıfat yapabiliyorsam adlaşmış sıfat diyorum ben ona. Tamam, olay bitti hocam. Var mı soru işareti? Yok, kafalar rahat. Uygulamalarda fazlasıyla göreceğiz. Soru çözümlerinde göreceğiz. O yüzden içimiz rahat. Konumuzu anlattık. Devam ediyoruz. Bir de hocam yapısına göre sıfatlar var. Şimdi her sözcüğün olduğu gibi tabii sıfatın da yapısı var. Yani basit sıfat, türemiş sıfat, birleşik sıfat. Mesela nasıl yol? Zor yol. Zor sözcüğü sıfat mı? Sıfat. Basit mi? Basit. Basit sıfat. Bu.
Yani bizim aslında yapısına göre sıfatlar YGS deyince korktuğumuz şey bu kadar basit. Nasıl adam? İyi adam. İyi sıfat mı sıfat? Basit mi? Basit sıfat. E ne abi sorun? Burada sorun yok zaten. Türemiş sıfat. Nasıl odalar? Soğuk odalar. Bırak hocam şarkılardan falan artistik yapmayı. Soğumaktan soğuk. Hah. Türemiş mi? Evet türemiş sıfat. Kaynamış su. Kaynamaktan kaynamış. Bak sıfat fiili gibi değil mi? Nasıl su? Kaynamış su. Yapım eki almış mı? Almış. Türemiş mi? Türemiş. Bitti. E yani basit bildiğimiz basit, türemiş bildiğimiz türemiş. Yani sıfatla bir şey değişmiyor. Sadece birleşik sıfatla işler değişebiliyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Mesela nasıl adam? Pis boğaz adam. Pis ve boğaz iki kelime. Nasıl öğretmen? Kül yutmaz öğretmen. Kül ve yutmaz. Hocam ne var ki bunda? Ne değişti şimdi? İki tane sözcük işte. Bakın ne değişiyor. Birleşik sıfat dediğimiz şey aslında kendi içerisinde ayrı bir konu. Dikkat etmekte fayda var. Ya anlamca kaynaşmış birleşik sıfat gelecek karşınıza ya da kurallı. Ben şimdi... Yeryüzünde hiçbir kitapta, hiçbir anlatımda, hiçbir notta, hiçbir yerde görmeyeceğiniz tamamen orijinal bir bilgi vereceğim sizlere. Acayip bir bilgidir. Ağlatır. Yemin ediyorum ağlatır. Oturup hüngür hüngür ağlarsınız. Çünkü işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki bu taktik. Bakın dikkat. Şimdi ben size sıradan bir anlatım yapayım. Bak. Anlamca kaynaşmış. Sıcak kanlı arkadaş. Sıcak ve kanlı. Anlamını yitirmiş bu sözcükler. En az bir tanesi yitirse yeterli. Sıfat olmuş. Anlamca kaynaşmış. Can ciğer kişi. Yani bir tanesi anlamını yitirsin yeterli bu sözcüklerin. Fark etmez. O zaman anlamca kaynaşmış. Kurallı birleşik sıfat. Lıklık eki ya da lığlığı eki görebilirsiniz. Ya üç günlük dünya mesela. Nasıl dünya? Üç günlük. Ne üç ne de günlük demek istemiyorum. Benim demek istediğim şey üç günlük olması. Yani ikisini bir aslında kabul ediyoruz. Birleşik sıfat. Ya da yeşil boyalı ev. Nasıl ev? Yeşil ev. Hayır. Ya da boyalı ev demek istemiyorum. Yeşil boyalı ev demek istiyorum.